Evet arkadaşlar, Aydın Didim Akbük'teyiz. Size fiyat söyleyeceğim ama fiyatlar değişiyor. Biz de ne çekelim bir şey çekelim dedik. Bunlara şimdi 2 milyon 500 bin TL diyorlar. Defalarca sunmuştum. Ve site içi denize de sanırsam 2 kilometre yakınlıkta, her biri tek başına müstakil. Dört tarafı açık. Her birinin kendine ait bahçesi var. Bir sitedir arkadaşlar. 3+1, altta salon, açık mutfak var. Üstte de 3 odası var, 2 banyosu var. Evet, dilenirse açık otopark da yaratılır. Bu evin bahçesi. Havada serin. Ben de böyle gömlekle size hitap ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bu evin bahçesi. Aşağıda da havuz var. Ta sitenin yönetimi henüz oluşmadı. Döneceğim buraya. Burası yine bahçemiz. Burada da böyle bir konsolla, bir kirişle üst kata çıkma olduğu için burada da bir alan oluşmuş. Bu evin kuzey cephesidir. Güney cephe deniz tarafıdır. Balkondan deniz görür. Birazdan orayı da özetleyeceğiz. Can Dolan, Dolan babacığım. Arkadaşlar, fiyatlar yükseldi. Böyle bir kimse ne yaptığını bilmiyor. Biz de zamanımız boş geçmesin diye bir şey çekelim. Yani gerek YouTube'a gerek sizlere böyle misafir olalım. Yani bütün felsefeciler bir şeyler söylemiş. Ben de şu anda felsefe yapmıyorum. Yani şimdi burayı kazarsan burada solucanlar, yılanlar, belki bir şeyler, bir sürü insanın yuvası var. Ama şunu söylemek istiyorum. Döviz çıktı. Bu memleket Çanakkale görmüş, neler görmüş, neler görmemiş. Dolayısıyla bugün bir adam var, adam işte. Böyle ne atmış, bir durum atmış bir yere. Böyle dans ediyor, bir şey yapıyor. Diyor ki, oh Sterling çıktı ben. Bu memleketin çocuğu, bu memleketin denizine giriyor, toprağına giriyor. Eze, teyze, halu dayı diyor. Ben dedim bu adamı engelle. Ya insan bu kadar olumsuz bir şeye sevinir mi? Ya evdir yani. Yani bak, valla bizim bu otlardan biz çocukken bunu yumurtayla yapıp ekmekle yiyorduk. Yani olmasa yine olur. Hani gönül ister ki her şey lüks olsun. Ama olmuyorsa dünyanın sonu değil. Bugün varız, yarın yokuz. Her şey süslü püslü camlar, bilmem neler değil. Onu da söyleyeyim. O 2,5 milyon diyor. Bunu geçen yıl 1,450'ye sunmuştum. Geçen yıl. Birkaç tane ev kaldı. Nasipse olur. Biz bu evlerde doğmadık derken böyle politik gibi konuştum. Bağışlayın beni. Bu da evin bahçesi. Evet. Bu da ortak havuzu var arkadaşlar. Burada birçok ev satıldı. Böyle yukarıdan göster. O yüzden bak, ben hiç ummadığım yerde bir bakıyorum bir müşteri geldi, bir şey sattım. Oysa ağlayıp sızlamaya da gerek yok. Ben böyle mübalağa bir şeyler hatam olduysa beni bağışlayın. Biz kanla etiz yani. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden böyle olumsuz, böyle döviz yükseldi, böyle alkışlayanlar, valla ben kurban olayım size, beni hiç aramana gerek yok. Çünkü sen çok olumsuz düşünüyorsun, seviniyorsan ben sana haşr olmak istemem. Beni arama, sana da ev vermiyorum. Hiç açta kalsam bu otları yerim. Burası da bahçe. Çünkü o arkadaş, ya sen nasıl bir insansın? Bu kadar mı insan seviniyor, döviz yükseldi? Bilmem, ben bu kadar sevinen bir adam yok. Oysa sen hani orada ne iş yaptığını biliyorum. Gördüm senin ne iş yaptığını. Yani değil mi? Biz yine akşam gidiyoruz. Büyüklerin yanında böyle diz çekiyoruz, oturuyoruz. Müsaade etmeyince konuşmuyoruz. Sen o ahlak var mı? Sermaye odur. Ve dilim uzadı, kusura bakmayın. Geldik arkadaşlar çelik kapımızdan. Evet, merhaba evimiz. Merhaba evimiz. Biraz böyle olunca dünyanın sonu değil. Biz euro ile büyüdük. Euro ise euro. Yani evet. Burası salonumuz arkadaşlar. Can, iyice özetle bir iki basamak yukarı çık bakayım. Kekemin. Ya biz de o bölgenin çocuğuyuz. Hani gel bir şey yapalım dersen korkar kaçarsın. Ondan sonra da döviz yükseldi, seviniyor. Oh! Ulan ben hiç de sevinmiyorum. Arkadaşlar burası salonumuz. Çıkarsa çıksın. Eskiden döviz mi vardı? Ve burası salon. Bu pervaz ne? Salonumuz bu. Burada sürgülü kapı var. Burada bir pergüleli alan gibi olmuş. Balkon üstüne uzuyor ya. Ön taraf havuz var. Burası da arkadaşlar mutfağımız. Can, bu delikleri göster. Bu ne kadar güzel terekler var burada. Bak. Buraya oyuncaklar koysun çocuklar. Kapaklar. Evet. Mutfağımız böyle dolanıyor arkadaşlar. Evye. Burası bulaşık. Burası da buzdolabı. Buzdolabı şişman değil. Bak, ben de Lacoste gömlek giyiyorum. Orijinaldir. Demek ki oluyor bir şekilde.
Olmasa da yamalı elbise giyeriz. Burası mutfağımız arkadaşlar. Buralarda işte böyle dablumaz. Buralar spotlar. Buralar böyle. Ben de video çekiyorum ya. Bak biraz sonra bir daha çekecek. Durum bu. Herkesin rızkını Allah verir. Geldik. Bu merdiven yukarı çıkıyor. Can çok uzatmayacağız. Uzatma dünya sürgünümü. Burada sıp pompası ya da bir şeyler koyarsınız. Buraya bir depodur. Evet. Kaloriferin altyapısı var. Bunun adı da Haydar. Bizi eğiten öğretmenler bizi okulda ders çalıştırınca sopan ismi Haydar yazıyordular. Ben de sevdiğim isim Haydar. Evet. Burası da zemin katta bir ayak yolu. Burada nedir burada? Hilton dolap. Bir de klozet var. Klozet diye göster. Bu da klozet arkadaşlar. Bu ayna daha takılmamış. Ve zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. 2 milyon 500 bin TL pazarlık var dedi Emrah abi. Evet. Şimdi ben geçen bir tane ev sattım. Benim hemşerim Erzurum'a selam. 1.450'ye mi? 1.450'ye mi sattık? Yanında bir tane 1.250 var. Mesela orada 1.250'ye daha var. 1 milyon 250'lik evler de var. Bilginiz olsun. Geç oraya. Bu da koridorumuz arkadaşlar. Zemin üstü birinci kattayız. Yine spotlar var. Gördüğünüz gibi spot gel. Spot gel bu odayı göster. Sevgili Can fazla gevezelik yapmayayım. Milletin keyfi kaçacak. Evet. Burası oda. Benim yerime geç. Bu dolabı da göster. Kapılar panel kapı. 2 milyon 500 bin TL. Bunlar nasıl açılıyor Can? Can. Bunlar nasıl açılıyor? Ola bilmiyorum nasıl açılıyor bunlar. Burak kulplara henüz takılmamış. Heh. Bunlar böyle mi açılıyor? Böyle dolaplar var arkadaşlar. Bir de burada var. İşte bu da kulplara henüz takılmamış. Abi dedi ki ya ben aslında satmayacağım da ama oraya gittiysen çek dedi. Biz de geldik. Evet bu birinci oda. Bu da ikinci oda. Oda iki. Oda iki. Oda iki. Allah Allah. Evet oda iki. Bunda dolabı var. Tavanlar yine asma tavan spotları görüyorsunuz. İkinci odayı da gösterdik. Üçüncü odayı sonra da banyoları gösterelim. Üçüncü oda. Aa bu ne güzel bir odaymış. Üçüncü oda arkadaşlar burada da terekler var. Terek bir, terek iki. Böyle burada da bunlar kurtları henüz takılmamış. Uf, tırnaklarım kırılacak. Tırnak yok. Böyle burada da böyle bir şeyler var. Böyle. Sonra yine aynı açtığım dolap gibi burada da var. Yine burada da terekler var. Ve burada kısmen de kısmen aslında güzel deniz manzarası. Ve kısmen denmez. Balkon. Bu köşeye git. Bu köşeye denizi göster. İşte Lebiderya. Lebiderya denir mi buna? Deniz gözüküyor işte orada. Deniz ve den. Lütfi Hoca Mamoste sana da selam. Üç oda salon açık mutfak bir tane ayak yolu gösterdik ve geldik. Banyo bir. Böyle arkadaşlar geldik. Bakın burada zengin bir Hilton dolap var. Buralar var. Bu da klozet. Ve burası da shower. Shower. Burası da banyo. Böyle de büyük penceresi var. Düz cam, çift cam. Granit koymuşlar. Yani tatlı şirin bir evdir. Öyle büyük Urfa evleri yok. Bu banyo 1. Pencereyi kapattım. Ve banyo 1. Sevgili arkadaşlar burası da banyo 2. Bunu da koymuşlar. Banyo 2'yi de gösterdikten sonra elveda dostlar iyi akşamlar diyeceğiz. Klozet. Aha, böyle yarı çaplı bir tane duşakabin. Burası da Hilton dolap. İşte bunun spotu takılmamış. Penceresi de burada. Arkadaşlar bunu sunduk size. Bir ben vardır benim benden içeri diyor ya. Biraz geri git. İçimden geldi söyledim. Allah aşkına kızmayın bana. Dolayısıyla para gelir gider. Ya para zaten para PM yakışır diyenler de çok haksız değilmiş. Paradır. Yani benim yıllarca param çok oldu. Şimdi de az var. Belki daha hiç olmaz. Belki de ama benim gönlüm rahat. Akşam eve gidiyorum. Film izliyorum. Müzik dinliyorum. Biri diyor ki sen iyisin. Kimse bana bir şey demiyor. Yani bir şey dese de belki başıma iş açarım. Durum bu. O yüzden ev gelir gider. Varsa ev alır. Dediğim gibi solucanlar, fareler, kediler, karıncalar hepsinin evi var. Euro çıkmış. Bilmem ne. Ne olmuş yani. Biz de istiyoruz dünya hükmedelim. Ama şu anda hükmedemiyoruz. Veya
gönlümüz rahat. Dolayısıyla sundum. Saygılarımla hoşça kalın, iyi günler.